yüzlerce gazi ve koskocaman bir Türk milleti. Ve işte o gece orada olan benim de yakından tanıdığım sevgili kardeşim, oyuncu ve 15 Temmuz gazisi Ali Nuri Türkoğlu. Kendisini Payitaht Abdülhamit dizisinde Emanuel karakterinden tanıyorsunuz. Ama Ali, sen sadece 15 Temmuz gazisi değil, aynı zamanda basının da mağduru oldun. Sizin o yaralı askerleri taşıma anlarınızı terör örgütüyle bağdaştırıp haber olarak servis etmek gibi bir hainliği de yaptılar. Hoş geldin öncelikle ve seni dinliyoruz. Hoş bulduk, günaydın, selamlar stüdyonuza, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize. Erol Bey, Sevda Hanım, hepinize selamlar. Efendim, Temmuz'un 15'iydi, miladi 2016 ve çıplak elleriyle tankları deldi, darbeyi deldi bu millet. Biraz evvel böyle bir 02.30'da bir tweet attım. Çok acayip bir şeydi gerçekten. Ben de aslında bir objektif gazisiyim. Ben öyle söylüyorum. Objektifle vurulanlardanım. Keşke o kurşunla vurulanlardan bir tanesi de biz olsaydık diye hayıflandık döndüğümüz sonra. Yani çok üzüldük. Yani ölenler için, şehitlerimiz için. Hani geçen gün beraberken Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözünü hatırlattın ya sahneden, Sevda. Evet. Onun gibi "Allah bu millete bir daha böyle destan yazdırmasın." Destan yazdı. Zorlu bir geceydi. İşte tam 5. yılını idrak ediyoruz. Ardından türlü tezvirat yapıldı. İşte bizler terörist ilan edildik vesaire. Ne yaptığımızı biliyoruz. O gün ilk dakikalardan itibaren attığımız tweetler, sokağa fırlamamız, ardından Sayın Reis Cumhurumuzun çağrısının gelmesi, inanın hiç böyle hani kendinden emin bir vaziyette çağrı gelmesini beklemeden ilk çıkan gruplardanız, çok şükür yani bu alnımızın akıyla. Hani millet ne yapacağını biliyordu aslında o gece itibariyle. Bu hain darbe girişimini tabii kimse beklemiyordu. Fakat işte 5. kol faaliyeti yürütenler, bu ülkede konuşlanmış, uyuyan hücreler ve bu işin hain maşası, bu alçak terör örgütü aslında erkene aldı darbeyi, biliyorsunuz. Gece yapılacaktı. Az evvel siz de stüdyoda bahsediyordunuz. Her darbede olduğu gibi. Eğer 03'te 3.30 civarı galiba diye düşünülüyormuş. Yapılsaydı ne olurdu? Bu denli herkes %70'i insanların uykudayken tabii daha zor olurdu. Aslında devletimiz istihbaratıyla önlemini aldı ve bence onlar panik yaptılar daha evvel. Bizim de tahminimiz bu yönde. Darbeyi öne almak zorunda kaldılar. Hülasa o gün operasyon çeken, ülkemize operasyon çekenlerin işte buradaki yine maşaları, maşaların maşaları, işbirlikçileri bir terör operasyonuna daha imza atmaya kalktılar. Darbe dışında baktılar olmadı. Bir iç savaş provasıydı tabii bu. Bizi de o gün FETÖ'cü kamuflajlı bir teröristi, yani öyle diyorum ona, asker elbisesini evet, pek yakıştıramıyorum. Yine de üstümüze sabaha kadar şarjörünü boşaltmış biri olmasına rağmen, onlardan biri olmasına rağmen, bu millet, Necip millet, öyle dünyadaki diğer milletlere benzemez. Kendi fantazilerindeki insanlarla karıştırdıkları için yok linç edildi, yok kafası kesildi gibi iğrenç dilimle tiksiniyor söylerken. Tabii bu senin sakallı olmandan ve yanındaki tabii insanların yani enteli danteli sakal uzattığı zaman problem değil, ama hem senin rol icabı hem de ben normal hayatta da hep sakallı seni biliyorum. Ve yanındakinin sakallı olmasından kaynaklanan, evet, ve hemen böyle bir yaftalama yaptılar. Evet. Yani ama şu, bu milletin kahir ekseri ne olduğunu gördü. Feraseti çok yüksek. Şimdi isim vermek istemiyorum ama, hani kendilerini çok deşifre etmek istemiyorum ama, çok tuhaf tuhaf yerlerden arkadaşlarım aracılığıyla oradan buradan mesajlar geldi. Çok benzer hadiselerin daha evvel olduğunu ve kendilerinin kullanıldığını söyleyen insanlar da oldu o arada. Hani onlar çok kendilerini ortaya çıkmasını çok istemezler. O yüzden söylemeyeyim. Ama biliyorum ki
ferasetiyle, basiretiyle, sezgileriyle halk, gerçek halk biliyordu ne olduğunu orada. Ve ben çok samimi bir açıklama yapmışım, öyle diyorlar. Yani o kızgınlıkla, yani çok evet, affedersiniz ama ulan pervasızlar diyerek bir yazı yazdım, kaleme aldım kısacık Instagram'da. O benim diye ben ortaya çıktım zaten. Evet. Çünkü bir operasyonun önüne geçmemiz gerekiyordu. Yani orada milliyetçi hassasiyeti yüksek, kendini işte başka fraksiyonlar üzerinden tarif eden insanları sokağa dökmek istediler. Bakın o bir sokağa dökme resmiydi ya. Önüne geçtik, oradan da sağlam düşman topladık. Evet, şekil üzerinden hareket edilmesi de bu milletin ferasetinden geri döndü. Yani biliyordu ki bu millet, yani şeklin şemalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Biz vicdanda çok yüksek mertebede bir yerdeyiz. Kimseyi de öyle linç etmez, ettirmeyiz. Beni de ettirmediler, sağ olsunlar. Evet, sana da zaten ertesi gün bir kalktım. Allah, IŞİD'çiler askerlerin boğazını kesiyor diye. Aa, bakıyorum bu bizim Ali. Bakıyorum Ali, aradım hemen. Ali'yi arıyorum. Ya olamaz zaten, mümkün değil. Böyle bir, senin haberin var mı bilmiyorum, böyle bir haberle iftira atmaya kalktılar. O tip günler, Allah bir daha yaşatmasın, dezenformatif günler. Sapla samanın birbirine karıştığı ve karıştırıldığı özellikle günler, manipülatif günler. Şimdi tabii bu kalkışmayı yapanların bir de sosyal medya ayakları var. Çoğu da yurt dışında kaynaklı. Denediler ve ağır cevabı ziyadesiyle aldılar. Ve devletin içine sızdığı kılcallarda da temizlendiler. Mutlaka ki vardır uyan hücreler falan filan, onlar da sık sık baskınlarla ele geçiyor. Sonradan görüldü ki zaten yok baylok, şudur budur, değişik uygulamalarla zaten özel iletişimleri de varmış. Allah ülkemizi korudu. Allah tekrarını yaşatmasın. Tabii bunun için dikkat de gerekir. Ve tekrara yol açmamak gerekir. Bu ülkede şimdi gördüğümüz gibi birçok da görüyoruz ki zamanında metiyeler, düzenler de olmuş. Evet. Kimi canı gönülden, kimi kandırılarak, kimi metazori, ama işte bunlar yaşandı. Evet. Bunlar yaşandı. Allah o günü tekrar bize yaşatmasın. Bir daha böyle çağ dışı şeylere başımıza gelmesin. Sevgili diyoruz. Ali Nuri Türkoğlu, biliyorum ki programın çok yoğundu. Bu yoğunluk arasında bize zaman ayırdığın için çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben sana şahitlik ediyorum. Yani dünyada da, eyvallah, ahirette de, samimiyetine ve o gece sokakta olan herkes için. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak hemen şunu söyleyeyim. İzleyicilerimize, kıymetli izleyicilerimize şunu söylemek isterim, bilmelerini isterim. Bu kardeşleri sadece yapması gerekeni yaptı ve benim gibi binlerce gizli kahraman, on binlerce, yüz binlerce, ben hani ismi öne çıkmış biriydim ama bundan rahatsız da oldum. Ortaya da çıkmak istemedim. Eğer o fotoğraf olmasaydı hiç ortaya çıkmayacaktım. Pek çok insan gibi. O darbe hayali, fantazisi kuranlar da herhalde şu resimleri görüyorlardır, videoları her anma programında. Hiç merak etmesinler. Ölümüne yine sokaklarda, aynen, oluruz. Bu can bu vatana feda olsun. Evet. Senin de dediğin gibi bir daha böyle bir destan yazmayalım. Allah yazdırmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Stüdyonuza, sizlere, herkese selamlar. Sağ ol. Eyvallah. Teşekkürler.